Evet, öncelikle biz de çok teşekkür ederiz Fedai Başkan. Biraz önce konuştuğumuz sen sözü devretmeden önce. Gayet keyifli günleri yaşamak bizim elimizde. Göktürk Hocam da bağlandığı zaman şu anda onu görüyor muyuz? Göktürk yok. Yok. Ha, geldi. Tamam. Göktürk Hocam. Mikro, evet, şimdi sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Gayet güzel. Tamam. Host'tan sesim kapatılmıştı. Girip çıktıkça otomatik kapalı olduğu için konuşamadım. Evet. Sesim yeniden geldiğine göre Evet. başlayabiliriz. Herkese merhabalar yeniden. Tabii herkesin bu kadar güçlü ve yoğun internet kullandığı ortamda, bir sürü canlı yayınların yapıldığı ortamda bu şekilde şeyler oluyor. Şu anda kızım da içeride online ders alıyor mesela. Orada da bir Zoom call yapılıyor. Ben de burada bir Zoom call'dayım. Demek ki hepimiz bu tür sistematiklere alışacağız. Ben gelen ve burada olan bütün arkadaşlarıma ve bu birlikteliği, bu grubu bir araya topladığı için de sevgili Fedai Başkan'a teşekkür ediyorum. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Teşekkür ederiz Göktürk Hocam. Şimdi tabii bugün sosyal medyada iş ya da sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuşacağız. Bununla birlikte içinde olduğumuz dönem çok enteresan bir dönem. Yani şu anda ailelerimizdeki en yaşlı kişilerin bile aslında böyle bir döneme tanıklık etmediğini biliyoruz. Bir noktada da hepimiz belki de tarihe tanıklık ediyoruz. Ve bu noktada da aslında evimizden, daha çok evimizde vakit geçirmeye başladık. Tabii her musibetin altında güzel şeyler de vardır. Elbette ki kimse bunun yaşanmasını istemezdi ama dikkatimizi çeken noktalar, iletişim modellerimiz değişmeye başladı. Bu iletişim modellerinde daha önceden kimin neler yaptığını ya da birçok şeyle farklı noktalarda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Daha çok hani vaktimiz yetmiyordu. Ne bileyim herhangi bir şeye her zaman koşturmak zorunda kalıyorduk ama biraz daha rölantiye geldi. Ama ilişki modellerimiz de gelişmeye başladı tabii bu rölantinin içerisinde. Evde daha çok vakit geçirirken sevdiklerimizle birlikte olmaya başladık. Daha fazla vakit geçirmeye başladık. Onların farklı yönlerini görmeye başladık. Bu tabii sosyal medya kullanımlarına da yansımaya başladı. Bu konuda mesela Göktürk abimin çok enteresan tespitleri var iletişim modelleriyle alakalı. Şu anda Göktürk hocam yani yeni nesil iletişim modellerinde neleri öngörüyoruz acaba? Hemen açıyorum. Bir saniye. Neden kapandı anlayamadım ama açıyorum. Efendim hocam. Evet. Göktürk abi Efendim hocam. açıksın. Evet, şimdi açıldı. Tabii iletişim modellerinden biraz bahsedeceğiz. Çünkü buna geçmeden önce şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Önemli olan baktığımız zaman şöyle bir şeyi biraz kabullenmek gerekiyor. Bir şeye ne kadar direnç gösterirsek, direnç gösterdiğimiz şey de bize o denli direnç gösteriyor hayatın içinde. Tabii teknolojik gelişimlerle ilişkili birçok kişi ben bunu yapamam, ben bu şekilde bir şeyin içerisinde olamam, ben Zoom kullanamam, ben WhatsApp'ta görüntülü görüşemem, bilgisayara dokunamam bile diyen birçok kişi var. Bununla birlikte bu direncin yerine bir kabul ediş hepimizde aslında yavaş yavaş başlamalı. Yaş aralığımız ne olursa olsun. Hani bu dönemde biraz ilgilenmeye başlamamız gerekiyor bu tür meselelerle. Eğer bu ilgilenme yaş gruplarına yönelik de hangi yaş grubunda olursak olalım, bu çalışmalar bizim için de başlarsa somut olarak başarılar gelmeye başlayacaktır. Bunun nedenini de şu şekilde çok rahat söyleyebiliriz ki bu başımızdaki negatif durumu, sıkıntılar bittiği noktadan itibaren bile pek çok kişi artık Zoom call kullanmayı, WhatsApp'ta görüntülü görüşme yapmayı alışkanlık haline getirmiş olacak. Yani bu tür toplantılar hem One More International açısından hem diğer gruplar açısından hem de şanslar açısından devam edecek. Bu nedenden ötürü de öncelikli olarak iletişim modellerimizin içerisine bir
enstrüman olarak bu şekilde sosyal medya üzerinde görüntülü ve sosyal paylaşımlar yapmayı kendi hayatımızın içerisinde ekleyeceğimiz argümanlardan bir tanesi olarak bugünden itibaren, daha doğrusu bu andan itibaren koymaya başlamamız gerekiyor. Tabii bununla ilgili Mehmet Hoca ile birlikte bu mecraların neler olabileceğine ve buralarda neler yapılması gerektiğine birlikte değineceğiz. Şu anda herkesin herhalde burada Facebook kullanımı var değil mi? Şöyle bir elleri görebilir miyim? Biraz interaktif olalım. Herkes şöyle bir elleri kaldırırsa. Seyhan da gelmiş burada. Elleri bir kaldıralım. Kimler Facebook kullanıyor? Kimse kullanmıyor mu? Ha, kaldıranlar var. Kimler Instagram kullanıyor? Instagram var. Evet. Ülker, senin yok mu? Instagram'ın. Şimdi demek ki hepimizde bu tür şeyler var. Bu nedenden ötürü bunların kullanımında şu soruyu Mehmet Hocam her zaman sorar. Siz olsaydınız sizi takip eder miydiniz? Bakın bu sorunun cevabı çok önemli ve kritiktir. Bugün siz olsaydınız sizi takip eder miydiniz yaptığınız çalışmalarda, işlerde? Şöyle bir Instagram'ınıza, Facebook'unuza ya da sosyal medya kullanımı şeklinize bugün için baktığınızda bir network marketing profesyoneli olarak takip edilebilecek durumda olup olmadığınızı düşünüyor musunuz? Takip edilmenizi sağlayan şeyler var mı yok mu? Böyle bir defteri iki parçaya ayırarak beni neden insanlar takip ederler ya da neden takip etmezler sorusunun cevaplarını kendi içimizde biraz bu seminer boyunca düşünelim ve bunlarda düzeltmeler yapalım. Neler yapabileceğimizle ilişkili de Mehmet Hocam'la birlikte ufak ufak diyorlar vereceğiz. Tabii bu bir anda profesyonel bir sosyal medya fenomenine dönüşmek mümkün değil. Bununla birlikte bunun yolları var. Bu yollardan geçen kişiler de aynı meseleler içerisinde yürüdüler. Bu açıdan Mehmet Hocam nereden başlamaları lazım sizce? Şimdi içinde olduğumuz günler aslında değerli hocam bize çok şey öğretiyor da şu anda. Biliyorsun şartlar ve zaman aslında insanların en büyük hocasıdır. Senin lafındı bu ve ben bunu çok yerde kullanıyorum. Zaman her zaman için bizlere çok şey öğreten bir hocaydı ama şu an içinde olduğumuz şartlar bizlere başka şeyler göstermeye başladı. Aslında sosyal medyada hayatın bir gerçeğiydi ve bunu belki de biz kafamızda bazı noktalarda büyütüyorduk. Şimdi özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman insani noktada, insancıl noktada iletişim modellerinin olması gerektiği değere doğru geldiğini gözlemliyoruz. Neden? Çünkü birçok noktada baktığımızda değer verdiğimiz ya da zaman harcadığımız şeyleri artık yapmıyoruz. Ve bu yapmadığımız şeylerin yerine yeni şeyler koymakta ilk başlarda bocaladık. Mesela evde oturup evde kaldığımız dönemde ne yapacağım ben stresi sarmaya başladı. Daha önceden zamanım yok diyorduk ama zamanımız çokken de bu sefer ne yapacağımızı bulamaz bir noktaya gelmiştik. Tabii bu iletişim modellerimize de yansımıştı ve artık hani özellikle sosyal medya üzerinde şu anda çeşitli canlı yayınlarda, çeşitli Zoom projelerinde ya da online seminerlerde hep bu konular işlenmeye başladı. Hani daha insancıl olma, daha özüne dönme, neysen onu gösteriyor olma noktasına geldi. Hatta senin bununla ilgili çok güzel tespitlerin vardı. Yani özellikle zaman konusuyla alakalı. Sosyal medya üstünde de bu zamanı efektif kullanmak için yapılabilecek birçok farklı şey var. Ama bunlardan bir tanesi öncelikle özümüzü kaybetmemek. Çünkü Facebook hesabıyla örnek mesela Facebook ve Instagram'ı karşılaştırdığımız zaman ya da LinkedIn dediğimiz iş dünyasının sosyal medya profilini karşılaştırdığımız zaman mesela LinkedIn'de herkesin özgeçmişine baktığınızda herkes CEO ya da genel müdür. Hı hı. Yani sanal bir gerçeklik vardı. Veya işte Facebook'la Instagram'ı karşılaştırdığımızda Instagram'da sanki herkes zenginmiş gibi ama Facebook'ta ev halleriyle oluyordu. Ama bu tarz şeylerin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. Yani bu korona virüs münasebetiyle insanların kendi iş dünyasına dönmeye başlaması ciddi bir aslında toplumsal kazanım olacak. Hani her kötü şeyin altında iyi şeyler de yatar noktasında hepimiz buradan da bir şeyler öğreniyoruz.
Tabii keşke yaşanmasaydı bu dönem ama içinde olduğumuz dönemde bunları da görmeye ve bu gördüklerimizden de ders çıkarmaya başlıyoruz. Ama senin buradaki tespitin çok önemliydi. Yani bu meseleyle birlikte şu an herkesin sosyal medya üzerine emek harcayacak ya da yorulacak vakti var. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi arkadaşlar zamanla ilgili şöyle bir açılım yaparak ben girmek istiyorum konuya. Zaman, hepimizin hep söylediği bir şey vardı arkadaşlar. Zamanım yok, zamanım yok. İşte çok yoğunum. İşte şuna gideceğim, buna gideceğim, evin işiyle uğraşacağım, kendi işimle uğraşacağım, çocuklarımla uğraşacağım. Zaman yok diye bir mesele vardı. İlahi bir şekilde bize dendi ki alın size zaman. Yani zaman önümüze kondu şu anda. Bu noktada da şu başladı. Peki ben şimdi ne yapacağım? Şimdi burada demek ki zamanımız varken de zamanımız yokken de aslında bir zaman planlaması yapmak konusundan bir habermişiz. Bana birazcık bunu hissettiriyor. Yani zaman da var şu anda. Zaman yokken hiç zamanım yok, bir şey yapamıyorum diyorken bu kadar zaman açıldığında peki şimdi ne yapacağım diyorsak o zaman konu ve sıkıntı zamanın kendisiyle alakalı değil. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki buradaki asıl konu bizimle ilgili. Şimdi günün ilerleyen saatinde Mehmet Hocam da bir şekilde veririz. Bizim işte YouTube kanalımız, Instagram adreslerimiz. Hani bu noktadan bizi takip etmek isterseniz oralara eğitimler de koyuyoruz. Yani ücretsiz eğitimler de var orada izleyebileceğiniz bu zamanı doğru değerlendirmeniz açısından. Bu anlamda o zaman biz bu zamanı nasıl değerlendireceğiz kısmına geliyoruz. Bunun bir tanesi de sosyal medyamızı biraz derleyip toplamakla ilişkili geçireceğimiz bir dönem. Kendi Facebook'umuzu geçmişe doğru bir tarayalım. Kendi Instagram'ımızı geçmişe doğru bir tarayalım. Bakalım nasıl paylaşımlar yapmışız. Yaptığımız paylaşım biçimleri profesyonel mi, işimize mi dönük yoksa daha çok kendi hayatımızla ilgili kareler mi vermişiz yaptığımız bu çalışmalar içerisinde? Hangisi daha öncelikli hale gelmiş? İşimizi ve bu işte başarılarımızı yapabildiklerimizi ne kadar tanıtabilmişiz, ne kadar tanıtamamışız? Ya da duygusal anlamda kendimizi sıkıntılı hissettiğimiz anları mı storylerimizle paylaşmışız? Paylaşımlarımızın içeriği ve kalitesi, bunların ikisini hocam birazdan ayıracaktır. İçeriği ayrı bir mesele. Hani ne vermişiz ve verdiğimiz şeyi hangi kaliteyle karşı tarafa vermişiz? Gerçekten merak ettirecek, gerçekten bu merakı satışa ya da ekip arkadaşına dönüştürebilecek bir yapıda mı vermişiz? Yoksa insanların bak ve geç şeklinde sadece stalkladığı, arada da ayıp olmasın diye like koyduğu hesaplardan bir tanesine mi sahibiz? Ben öyle çok paylaşım görüyorum. Tabii paylaşım kalitesini birazdan konuşacağız. Bununla birlikte paylaşımlarda gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi herhangi bir arkadaşımız bir şey paylaşıyor ve altında genelde 2 ya da 3 like var. Şimdi 2 ya da 3 like'la sürekli gidiyorsa bu şunu gösteriyor, biz kitleye ulaşamıyoruz anlamına geliyor yaptığımız çalışmalarda. Bu nedenden ötürü içerikte mi, kalitede mi, görselde mi, nerelerde sıkıntılarımız var, bunları tespit ederek daha profesyonel anlamda meseleye bakmamız gerekir. Mehmet Hocam, içerik nedir, kalite nedir ve mesajın verilmesi nedir? Bunları biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi sosyal medyada gerek görsel olsun, yani fotoğraf veya işte kurgu görsel dediğimiz, hani One More International'da paylaşılan mesela Zoom call tanıtım görselleri var. Bunlar kurgu görsel diye geçer, hazırlanmış görsellerdir. Dün işte Sevcan Hanım ve Mustafa Bey'in gerçekleştirmiş olduğu Zoom toplantısının tanıtım görseli aslında kurgu görsel diye geçer. Ya da kendi fotoğraflarımızla birlikte paylaştıklarımız, yani canlı birisi tarafından çekilmiş ya da benim çok tasvip etmediğim selfie dediğimiz çalışmalarla çekilmiş gerçek fotoğraflara dayanan görseller var. Buradaki en önemli şey aslında dediğim gibi hocam vermek istediğimiz mesaj. Aslında bir görselin içeriği tamamen mesaja uygun olmalı. Renk uyumları vesaireleri tabii çok daha profesyonel şeyler ama ilk başta dikkat etmemiz gereken şey vermek istediğimiz mesaj nerede olacak? Bir görselin öncelikle tam orta noktası herhangi bir görselde paylaşacağımız zaman tam orta noktası yani ortadaki üçe bölersem görseli aşağıya doğru tam ortada kalan bant aslında vermek istediğimiz ana mesajdır.
bir yer yerler. Çünkü gözün bakışı direkt tam orta noktaya odaklanacağı için orada vermek istediğimiz şey mesajdır. Ve bu mesajı doğru vermek gerekiyor. Yani bir Zoom toplantısı olabilir, içinde olduğumuz günlerde bir işe davet olabilir ya da merak uyandırıcı bir şey olabilir. Mesela evden çalışmak hoşunuza gitmez miydi gibi bir cümleyle verebiliriz. Ama tabii olduğunca sade, yani uzun cümleler kullanmadan, özellikle görselde. Ya da işte Instagram, WhatsApp storylerinde hani linki aşağıya kaydır ya da yukarı kaydır noktasında link veriyorsak, ilerleyen dönemde bize ulaşmaları için bir paylaşımda bulunuyorsak, bunlara da dikkat ediyor olmamız lazım. Ama içerikle kaliteyi ayırmak lazım. Yani kalite dediğimiz şey şu: doğru tasarımlanmış bir kurgu görsel veya doğru açılardan çekilmiş düzgün bir fotoğraf bu işin kalitesini ortaya çıkartır. Ama içerik bizim orada vermek istediğimiz şeydir. Örnek mesela işte mutfakta çalışırken evinizden para kazanmak istemez miydiniz gibi bir soru çok garip gelse de, hani bir kadını düşündüğümüzde mesela bir mutfak işleri yaparken bu fotoğrafıyla evinizden çalışıp para kazanmak istemez miydiniz dese, bu birbiriyle uyumludur. Niye? Çünkü evinde ev işlerini yaparken aynı zamanda para kazanabilmeyi önermeye çalışıyor. Tercih edip etmemek tabii tamamen kişilerin elinde. Ya da işte bir evde yine aynı şekilde kütüphanenin önünde, herkesin evinde artık bir şekilde bir kütüphane var. Kitapların önünde vereceğimiz bir mesaj. Arkamıza aldığımız fonun uygunluğuna göre vereceğimiz mesajların şeklinin değişmesi gerekiyor. Ve burada sosyal medya üzerinde, tabii bunun teknik detaylarına çok girmeyeceğim, işte çözünürlüğü şu olsun bu olsun, çünkü artık günümüzdeki cep telefonları çok güzel fotoğraflar çekebiliyor ve hatta bazen fotoğraf makinalarından daha kaliteli fotoğraf çekebiliyorlar. O yüzden de burada teknik detaylardan ziyade işlevsel detaylar önemli. Birincisi, vermek istediğimiz mesajla. Yani bir toplantıya davet mi, seminere davet mi, içinde olduğumuz günlerde Zoom toplantısına davet mi ya da ne yapmak istiyoruz? Öncelikle bunu bir belirlememiz gerekiyor. Bizim özellikle One More International işiyle alakalı ya da paylaşacağımız herhangi bir iş dalıyla alakalı, aynı anda iki iş yapan part-time çalışan arkadaşlarımız da olabilir. Mesela bir yandan emlak danışmanlığı yapıyordur, bir yandan da network marketing'e zaman harcıyordur. Öncelikle birinci dikkat edeceğimiz şey bizim o paylaşımda vermek istediğimiz mesajla. Bunu belirledikten sonra o paylaşımı nasıl yapmamız gerektiğine geleceğiz. One More International işiyle alakalı konuşacak olursak Göktürk Hocam, bu işte hangi mesajlar bizim için değerlidir? Hangi mesajları vermek uygun olur? Şimdi tabii bir yandan da bilgisayarımın da şarjını takıyorum şeyde gitmesin diye. Evet. Şimdi yaptığımız iş network marketing, aslında ürün mü satıyoruz yoksa ekip mi kuruyoruz, bu tür şeyleri düşündüğümüz zaman network marketing işinde asıl marka, arkadaşlar isteyenler bunları yazabilir, asıl marka biziz. Öncelikli olarak network marketing işinde ürünü, fikri ve vizyonu birlikte satarsınız. Yani bunun üçünün birleştiği bir yapıyı satarsınız. Bu nedenden ötürü bunun üçünün birleştiği noktada doğal olarak sizsiniz. Çünkü işinizi hem evinizden yapabiliyorsunuz, hem dışarıda yapabiliyorsunuz, hem seminer salonlarında yapıyorsunuz. Siz kalktığınız anda iş başlar, dükkan açılır. Siz yattığınız anda inşallah uluslararası ekipleriniz olur, dükkan kapanmaz. Bu nedenden ötürü... bu nedenden ötürü her zaman ön planda olan sizler olacaksınız. Sizin görüntünüz, sizin mesajlarınız. Bu açıdan One More International işinde dikkat edilmesi gereken, bu tarz işi yaparken önemli olan ilk şey sizin tarzınız ve bunları veriş biçiminiz. Burada ben bazı ayrımlara gidilmesi gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ayrımlar: bireysel hesaplarınızla, hocam birazdan anlatır, yani official dediğimiz resmi hesaplarınız arasında bir ayrıma gitmek zaman içerisinde sizi takip edilen kişi haline getirebilir. İsterseniz bunu not almak isteyen arkadaşlar
alsınlar. Yani Instagram üzerinde de olsun, Facebook üzerinde de olsun, resmi hesaplarınızla bireysel hesaplarınızı birbirinden ayırmaya gitmek sizi daha doğru gösterecektir karşı tarafa. Bunun nedenleri nelerdir? Şöyle düşünün. Aile içinde sürekli işten söz edemeyiz değil mi? Yani ailede çoluğunuzla çocuğunuzla anne baba vesaire otururken sürekli iş anlatamayız. Kendi özel hesabımızda da bizim özel arkadaşlarımız da var. Dünyadaki herkes network marketing yapmak zorunda değil ve sürekli sizin network marketingle ilgili işte şu ürün harikadır, bu sonuç çok iyidir, İşte bu ayak böyleyken böyle oldu, onlara geleceğiz. O tabii en korkunç bölümleri bu işin. Bu böyledir gibi mesajları sizin bireysel hesaplarınızda, yani arkadaşlarınızla değdiğiniz hesaplarda sürekli ve sürekli olarak kullanmanız ve sürekli işinizi ön plana o bireysel hesabınızda çıkarmanız arkadaşlarınızla olan iletişimlerinizi de bozuyor. İnsanlar şunu söylüyorlar, yani telefon açtığımız zaman kimse bizim arkadaşlarımızdan telefonumuzu açmıyor. Niye açmıyor? Çünkü ona sadece network marketing anlatacağınızı düşündükleri için, başka bir hayat biçiminiz olmadığını zannettikleri için sürekli olarak o hesaplardaki bu paylaşımlar artık taciz noktasına geliyor. Hele bir de Messenger üzerinden ya da WhatsApp üzerinden sürekli kişilere fırsat var, toplantı var, hadi sen de gelsene gibi konunun içeriğini ve bilimselliğini o kişiye anlatmadan verdiğimiz tacize dayalı mesajlarla insanlar iyice bunalıyorlar. Bizim buradaki öngörümüz şu: hesaplarımızı official hesabımız ve normal gündelik hesabımız olarak ikiye ayıralım. Official hesapların ve sayfa olarak özellikle bulunursa official hesaplarımız, bunun en iyi yanı şudur: İnsanlar sizi beğenirler ve beğendikleri için takip ederler. Siz onları hesabınıza eklemek yerine onların sizi hesabınızı takip edecek şekilde sayfanızı eklemesi nedeniyle konu tacizden takibe döner. Böylelikle de daha fazla takipçiniz olur, onlara da resmi hesaplarınıza daha doğru şeyler verirsiniz. Hocam, bu hesaplar nasıl ayrılmalı birbirinden? Yani iş dünyası, official dediğimiz hesap aslında iş dünyasına yönelik daha çok iş paylaşımlarının olduğu, iş insanı, iş kadını, iş adamı kimliğimizi ortaya çıkardığımız yerlerdir. Bireysel hesaplarda dediğim gibi hocam, yani ailemizde kaba tabirle geyik makara yaptığımız ya da işte özel paylaşımlarımızda bulunduğumuz, hani çok iş dünyasına açmayacağımız şeylerdir. Mesela karı koca gittiğimiz bir yemekte vereceğimiz bir fotoğrafı iş dünyası içinde göstermek istemeyebiliriz. Ya da ama hani bunu ailemizle paylaşmak, her mutluluğu iş dünyası içinde paylaşmak zorunda değiliz. Her üzüntümüzü de iş dünyası içinde paylaşmak zorunda değiliz. Biraz bu ayrımlara geliyor olmak lazım. İşte mesajın içeriği burada çok önemli. Yani eşiniz size çok güzel bir tek taş pırlanta yüzük almıştır. İşte ben bunu paylaşmak istiyorum, hani kocişim bana bunu aldı moduyla iş dünyasında bunu paylaşırsanız tamamen negatif bir etki yaratacaktır. Niye? Çünkü iş kadını kimliğinizi ortaya koymaya çalışırken bir anda daha böyle hani normal bir noktanın haricinde iş kadınlığından biraz daha uzak paylaşımlar gelmeye başladığında insanlar bu takipten sizi çıkacaklardır. O yüzden bazen biraz kesin çizgilerle, bazen daha az kesin çizgilerle birbirinden ayırmak lazım. Bu demek değil ki iş hesabında sadece iş, özel hesapta sadece özel hayat paylaşılır. Aslında burada biraz dengeyi de korumak lazım. Çünkü iş dünyasındaki insanlara da bugün mesela baktığımız zaman dünyaca ünlü CEO'lara ya da işte milyarder zenginlere baktığımız zaman iş hesaplarında, özellikle mavi tikli olan iş hesaplarında kendileri ve aileleriyle ilgili seçme görseller paylaşıyorlar. Çünkü insan olduklarını da hatırlatmak zorundalar. Hiç kimse bir makine değil nihayetinde. Ve burada da bu ayrımı sizin adınıza kimse yapamaz. Yani baktığınız zaman bir fotoğrafınıza ya da bir paylaşım yapacaksınız düşündüğünüzde bu benim iş dünyasında paylaşabileceğim bir şey mi ya da bu benim özel hayatımda paylaşabileceğim bir şey mi? Hangi sınıfa koyuyorsanız o noktada ilerlemekte fayda var. İşte mesajın gücü burada ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü doğru mesaj doğru noktada verilirse tacizden takibe dönüşüyor. Doğru bir şekilde bakarsak konuya. Tabii her ikisi, her mecra birbirinden farklı. Mesela LinkedIn hesabınız varsa, iş dünyasının sosyal medyası dediğimiz yer,
Orada insanlar tepki koyabiliyorlar, işte selfie fotoğraf paylaşımı ya da işte aileyle ilgili bir paylaşımı. Çünkü burası bir iş platformu, bu fotoğrafları git Facebook'ta paylaş diye altına yorumlar gelebiliyor. Artık seçme hakkı, seçilme hakkımız olduğu kadar seçme hakkı da var insanların. Yani Zinc'te de aynı şekilde, evet İsmail Bey. Zinc LinkedIn'den daha da eskidir, Avrupa menşeli bir yapı. Ve bu noktadan hareketle değerli dostlar, insanlar size gönül rahatlığıyla negatif yorum yapabilirler. Yani bunlara da alışık olmak lazım. Beğenmediği bir şeyi beğenmedim diyebilir. Hatta bazen çok sert eleştirilere de gidebilir. Ben bazen görüyorum arkadaşların sosyal medya hesaplarında yorumlarda birbirleriyle atışıyorlar. Bu gerçekten çok yanlış bir uygulamadır. Yorumda biriyle atışmaya asla girmeyin arkadaşlar. Çünkü nereye doğru gideceğini bilemezsiniz ve kutuplaşmalar başlayabilir. Size karşı ya da sizin negatif bir yorum yaptığınız birine karşı birisi savunmaya geçer, bir başkası sizin yanınızda olur ve bir bakmışsınız ki bir anda 15-20 kişilik bir güruh tartışmaya başlamış meseleyi. Ve bunun önünü de alamayabilirsiniz. Çünkü orada bir kontrol mekanizması yok değerli dostlar. O kontrol mekanizması olmadığı için de bu tarz noktalarda da içeriklerimizde ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı tepki çekecek içerikler paylaşmamalıyız. Sonuçta iş dünya, eğer iş dünyası için konuşuyorsak, tabii iş dünyasında her cenahtan ve her kesimden çalışma arkadaşlarımız olabilir. Bununla birlikte biz aşırı tepki çekecek ya da tepkimizi dile getirirken aşırı kelimelerle bazen sinkaflı da mesajlar olabiliyor. Ben bazı arkadaşlarda görüyorum, tutamıyor kendini. Belki çok doğru bir konuda temas ediyor. Aslında tepkisini göstermekte çok haklı ama tepkisini gösterme biçiminden dolayı konu bambaşka yerlere gidebiliyor. İşte bunlara çok dikkat etmek gerekiyor ve mesajı seçerken yine aynı noktadayız. Özellikle bizim işimizle ilgili konularda mesajı seçerken çok dikkatli olmalıyız. Verebileceğimiz mesajlar zaten belli. Sağlıklı bir yaşam, işte ekonomik özgürlük, ne bileyim gelecek kaygısından ve geçmişin korkularından kurtulma ya da daha iyi bir okula gönderebilme çocuğumuzu vesaire gibi. Ama bunları çerçevelerken ve paylaşacağımız görselle ki görsel paylaşmadan sadece mesaj paylaşılan iletiler genelde timeline dediğimiz zaman çizgisinde telefonda bir parmak hareketiyle yukarı doğru kaydırılır ve genelde de hiç okunmaz. Mesela çarşaf çarşaf bazen yazılar yazılıyor. Ben görüyorum arkadaşlarda. O çarşaf çarşaf yazılar okunmuyor arkadaşlar. Sizin için dünyanın en iyi içeriği bile olsa unutmayın ki sosyal medyada hız önemlidir. Vermek istediğiniz mesajı çat diye verip o noktada o kişiyi tutmanız gerekiyor. Yoksa bir parmak hareketiyle cep telefonunda mesajınız yukarılarda bir yerlerde kayboluyor. Ve görüyoruz ki like etme dediğimiz beğenilerde 3 ya da 4 tane beğeni var. Bir de paylaşanın kendisi de beğenmiş. Lütfen kendi paylaşımınızı beğenmeyin. Evet, onu çok beğeniyorum. Ne güzel paylaşmışım şeklinde. Bir de altına like atıyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hocamın dediği çok önemli. Şurayı yazabiliriz. Eskiden arkadaşlar yazılar okunuyordu biliyorsunuz. Sonra görseller geldi. Daha sonra da Mehmet hocamın da çok sevdiği ve yaptığı. Dünkü hazırladığı video için de ben çok teşekkür ediyorum. Herkes herhalde beğenmiştir evde kal videomuzu. Liderlerimizle birlikte yaptığımız. Onlarda büyük emeği var Mehmet Hoca'nın. Şimdi bu tür şeylerde videolar artık insanlara daha aktif bir şekilde geçmeye başladı. Sizi insanlar arkadaşlar bir resimden ibaret olarak değil canlı olarak görmek istiyorlar. Canlı yayınlarda ki şu bulunduğumuz dönemde vereceğiniz mesajları birebir vermeniz gerekiyor ki bu işte işiniz sizsiniz dememizin nedeni İşinizin siz olduğunu insanlara göstermeniz gerekiyor. O acaba resimde elinde... Göktürk Hocam, Göktürk Hocam bu arada araya gireceğim. Sesin çok az geliyormuş. Kulaklığı çıkarıp öyle konuşma şansın var mı ya da kulaklığa doğru? Bir saniye şöyle. Şimdi geliyor mu? Ya düştü mü ses tonum yoksa şey mi şu anda? Bilmiyorum az geliyor diye bir uyarı geldi de şimdi mesajlardan. Gelmiyor diyor. Şöyle yapıyorum, çıkardım. Şimdi nasıl? Tamam, Murat Bey, Murat Dinç Kuyucu güzel, geliyor dedi. Ama sanırım, Ferdi Bey, tamam şimdi gayet iyi dedi.
Okey. Tamam. Şu anda iyi mi arkadaşlar? Herkesten bir teyit alayım. Evet. Herkesten tamam. Alamazsın abi. 250'ye yakın kişi var. Yok, genel an daha iyi dendi. O yeterli benim için. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Videolardan bahsediyordum. Videolardan bahsediyordum abi artık. Seni canlı görmek istiyorlar diyordum. Tamam. İnsanlar, değerli arkadaşlar, sizleri canlı olarak görmek istiyorlar. Hani Instagram hesabınızda yapacağınız canlı yayınlar ya da en azı çekeceğiniz birer dakikalık, böyle 3-5 dakikada değil, birer dakikalık spot mesajlar bu tür yerlerde önem kazanacak. Nedeni de şu, insanlar acaba o resimde elinde painless tutan kişinin nasıl konuştuğunu, hangi sıcaklıkta konuştuğunu, gerçekten inandırıcılığı olup olmadığını, bu duygunun karşı tarafa geçip geçmeyeceğini test etmek istiyorlar. Bunu da resimden anlamaları mümkün değil. Şimdi ben elimde bir adet painless tutup şöyle bir fotoğraf verdiğimdeki alacağım yorumlarla o ürünü bir dakika içerisinde istediğim mesajla anlatacağım noktada alacağım yorumlar ya da takip edilebilme gücüm arasında farklılık oluşacaktır. İnsanlar nasıl konuştuğumuzu merak ediyorlar. Bu anlamda insanlara bunu verdiğiniz zaman mesele daha sıcak bir hal alacaktır. Ve dünyada şu anda insanların arkadaşlar en çok hoşlandığı şey nedir? Bugün şu anda burada da olduğu gibi yaklaşık 227-228 kişi var burada. Nedir? Bilgi. İnsanlar bilgi almayı severler ve bu bilgiyi dinleyip hayatlarını uygulamak isterler ki bu son dönemden sonra daha da artacak. Yani kapitalist sistem yerine bilginin hakim olduğu bir sisteme geçiş yapıyoruz. İnsanlar bambaşka şeylerin eksikliklerini kendi hayatlarında fark edip bunları karşı tarafa vermek için çalışmalar yapacaklar. Bu nedenden ötürü de Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, YouTube'da olsun canlı yayınları daha çok göreceksiniz. Ama bir OneMove International distribütörü olarak göreceksiniz yerine daha çok yapmalısınız, sizleri görmeliyiz söylemeyi tercih ederim. Yani ne bileyim işte Dilşat'ta, Merve'de, kimleri görüyorum burada mesela Muharrem Bey'de, Mehmet Dağlı'da hepsinin kendi işlerinde kendilerini bu şekilde öne koymaları lazım. Bak Ülker geldi, Ülker'in de yapması lazım. Yani hepimizin arkadaşlar kendimizi ifade edebilecek seçenekleri bulup bunları sosyal medya hesaplarımızdan karşı tarafla paylaşabilir hale geçirmemiz lazım. Buradaki temel soru şu oluyor. Peki ben kendimi karşı tarafa nasıl geçirebilirim? Kendimi karşı tarafa en doğru ve en kısa şekilde nasıl açıklayabilirim? Bu sorunun cevabına neler diyebiliriz hocam? Şimdi bu aslında biraz çalışma konusu hocam. Yani şöyle diyeyim ben, en basiti bunu biraz evde çalışmak lazım. Mesela painless'i bir dakika içinde nasıl anlatabilirsiniz? Yani painless'i anlatmak için mesela ürünle alakalı hepimiz biliyoruz ki hakkında bir sürü makalesi olan kırmızı Kore Ginseng'i anlat bitmeyecek bir ürün. Ama burada bir dakika, bakın çok büyük bir zaman değil. İnternet için ama çok büyük bir zaman. Ki zamanın değerini çoğu seminerlerimde söylemişimdir. Burada tekrar dile getirmek istiyorum. Bir saniyenin değerini son saniyede kaybeden bir koşucuya sorun. Bir dakikanın değerini bir basketçiye sorun. Ve 10 dakikanın değerini de bir futbolcuya sorun. Zaman tamamen göreceli bir kavramdır. O yüzden bazen bir saniye çok büyüktür, bazen de çok küçüktür. Ama sosyal medya üstünde en önemli şey, özellikle ilk 17 saniyede, bir dakikalık bir videonun ilk 17 saniyesine kadar insanlar seyreder geneli. Ve seyredip seyretmeme kararını 5. saniyede ortalama alırlar. 17. saniyeden sonra videodan çıkma veya çıkmama kararını alırlar. O yüzden 60 saniyelik bir videonun ilk 5 saniyesi ve 17. saniyesi çok önemlidir. Burada lütfen şunu çalışalım öncelikle. Belki bir telefonda kronometre açarak vesaire yaparak ya da kendimizi önce çekip izleyerek Painless'i ya da Slim Style'ı ya da Omevia'yı ya da Lumiere setini bir dakika içinde nasıl anlatabiliriz?
Öncelikle bunun çalışmasını yapmak lazım. İlk başlarda biraz zorlanacağız. Mesela Dişat Hanım biraz önce videolar çekmeye başladıktan sonra takipçilerim arttı dedi. Evet, neden arttı? Çünkü artık seni tanımaya başladılar. Yani soğuk bir bilgisayar ekranındansa orada konuşan sıcak bir kimlik haline dönüşmeye başladı. Ve insanlar, bizler de dahil, sizler de dahil birilerini takip ediyoruz. Şöyle bir bakın, mesela takip ettiğiniz hesaplarda, ki burada celebrity ya da ünlüler de aslında bunların içine dahildir. Çok sevdiğiniz bir ünlüyü takip etmek için onun ne paylaştığına bakmayabilirsiniz ama işinizle ilgili birini özellikle takip ediyorsanız, hele ki bir network marketing liderini takip ediyorsanız, onu neden takip ettiğinize bir bakın. Bu size ne veriyor acaba? Hangi bilgiyi veriyor, nasıl veriyor? Bu noktadan hareketle de videoların önemi burada ortaya çıkmaya başlıyor ve yine altını çiziyorum. Saatlerce anlatabileceğiniz, mesela Coenzyme Q10'li Omevia bandımızı saatlerce anlatabilirsiniz. Her birini ayrı ayrı, pregnenolonu ayrı, omega 3'ü ayrı, Q10'i ayrı, her şeyi çok ayrı şekilde anlatabilirsiniz. Ama internette kendinize şöyle bir bakın, o kadar çok bilgiyi zaten insanlar istemiyor internette. Zaten adam sosyal medyada bazen amiyane tabirle geyik yapmak için var oluyor ya da vakit öldürmek için var oluyor. Siz orada vakit öldürmeye çalışan birini bir yere çekmeye çalışıyorsunuz. Amacımız aslında bu. Ki Türkiye ortalamasında Facebook ve Instagram'da vakit geçirme, yani sosyal medya yaklaşık kişi başı 3,5-4 saatler gibi zamanlar, ciddi orada vakit geçiriyoruz ülkece. Şimdilerde daha da fazla evde otururken ya işte Netflix veya benzeri platformlarda, Puhu TV gibi platformlarda videolar vesaire, filmler seyrediyor arkadaşlar. Ya online eğitim platformlarında eğitimler alıyor. Ya bizim gibi, şirketimiz gibi Zoom çalışmalarıyla, webinarlarla birlikte olmaya çalışıyor. Ya da sosyal medyada vakit geçiriyor. Başka alternatifi yok insanların. O yüzden de bu alternatif içinde sizin derdiniz, bizim derdimiz en büyük noktada bu vakit öldürmeye çalışan, aslında vakti olan ama ne yapacağını bilmeyen bir kitleyi kendi işimize ya da kendi ekibimize katabiliyor olmak ya da en kötü şartlarla diyalog kurmak. Yani birinin size ya bu ürün nedir diye soru sormasını sağlatmak. Buradan da yine aynı noktada aynı şeyin çok özellikle altını çizmek istiyorum. Lütfen evinizde çalışmalar yapın. Mesela evdeki anneniz, babanız ya da yalnız yaşıyorsanız telefonu bir yere sabitleyin, bir dakikalık zaman tutun ve o bir dakikada anlatmak istediğiniz her şeyi anlatmaya çalışın. 3-4 tekrarda başaramayabilirsiniz bir dakika kuralını ama Hatice Hanım tabii işte şimdi nasıl ses? Devam edeyim ben. Bir dakikalık çalışmaları 3-4 tekrarda kendinizi video çekerken hemen başaramayabilirsiniz. Doğru. Bu noktadan hareketle belki biraz daha üstüne gitmek, belki 4-5 tekrar, belki 7-8 tekrar yaparak bunları çok daha verimli hale getirebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, sene 2020, şu anda herkesin zamanı varmış gibi görünüyor ama aslında hiç kimsenin de zamanı yok. Neye zamanı yok? Bu kadar çok bilgi kirliliği içinde, bu kadar çok bilgi deryası içinde, hem kirliliği hem deryası diyebiliriz. Çok çeşitli güzel bilgiler de var, saçma sapan bilgiler de var internette. Çünkü kontrol noktası yok. Yani herkes her şeyi paylaşabiliyor ya da herkes her şeyle ilgili fikir sahibi olabiliyor ya da bilgi sahibi olabiliyor. O yüzden değerli dostlar, bizim burada bir fark yaratıyor olmamız lazım. Farkı yaratmak için de önce çalışıyor olmamız lazım. Hani hep diyorlar ya, emeksiz yemek olmaz diye. Sosyal medya üstünde de biraz çalışıyor olmamız lazım. Şimdi biraz önce Hatice Hanım'ın dediği, benim sayfamda tabii onun siyasi bir kimliği olduğu için, siyasi çevrelerim olduğu için dedi, daha fazla like alamıyorum iş hayatıyla ilgili dedi. Burada belki de işte bakın, sayfaları birbirinden ayırmak burada önemli. İşte daha çok siyasi kimliğinizle tanındığınız bir platformda hadi bakalım beyinles çok güzelmiş diye bir paylaşım çok büyük bir etki yaratmayacaktır.
İşte tam olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Belki daha farklı bir platformda, mesela oradan tanıdığınız arkadaşları, bakın burada işimle ilgili tanıtım yapıyorum, burayı da takip edebilirsiniz diyeceğiniz bir yola gidilebilir. Ya da o kişilerin ilgisini çekebilecek, ki o kişileri en çok siz tanıyorsunuz, onların ilgisini salt olarak kırmızı kore cinsengi vesaire çekmeyebilir ama bu işle ilgili çalışmalarınızda hayatınızdaki değişim çekebilir. Mesela. Bu arada herkes açılardan bakabiliyor. Herkes mutlu mu? Sıkıldık mı? Ne şekildeyiz? Biz anlatırız. Bizim uzun yol şoförüyüz biz de. Mehmet'le. Herkes nasıl? Çok iyi mi? Yani sıkıntı yok. Değil mi? Güzel gülüyor. Tamam. En azından yüzlerin gülmesinden algılıyoruz durumun iyi gittiğini. Kurtardık Mehmet Hocam bugün de. Tamam. Şimdi tabii şöyle bir durum da var. Demek biraz toparlaya toparlaya da gidersek şöyle bir şey. Öncelikli olarak o zaman kendi resmi hesabımızla özel hesaplarımızı birbirinden ayırmaya başlamak lazım. İlk hareketimiz nereden başlayacağız sorusunun da böyle bir şeysi olabilir. Hani ilk başlangıç noktası olabilir arkadaşlar. Bunları ayırdıktan sonra özel hesabımızda neler yaptığımızla çok ilgilenmiyoruz şu anda. Ama onu hadi bir kenara koyalım. O da kaliteli hale getirilebildiği zaman içerisinde. İçerik olarak da, görüntü olarak da. Bununla birlikte işle ilgili kullandığımız hesapta gerçekten biz kimiz ve ne mesaj vermek istiyoruz'u bir üst başlığını yazalım. Yani ben buradan artık ne yapacağım? Neler yapacağız? Bu arada güzel mesajlar alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Özlemişiz diyenler var Mehmet. Devam sabaha kadar falan diyen arkadaşlar da oluşmuş orada. Bir bunu yapalım. Yani ilk çalışmaya bir buradan başlayalım. İkinci konu olarak yavaş yavaş şeye geçmek de istiyorum ben. Hani görsel paylaşımlarını Mehmet Hocam demin anlattı. Oradaki kalitelere bir bakmak lazım ilk önce. Evet, yani biz gerçekten vermek istediğimiz mesajı o görselle verebiliyor muyuz? Bunun dışında demin ben şeyden başlamıştım, biliyorsunuz, bedava bilgi meselesi. Birer dakikalık, ikişer dakikalık herhangi bir konu hakkında karşı tarafa vereceğiniz bedava bilginin sizi getireceği farklı farklı noktalar oluşturacaktır hayat. Yani bu noktadan bir bakmaya başlarsak ben ne bilgi verebilirim? Hayatımızda hepimiz network marketing lideri ya da network marketing yapmak isteyen insanlar olarak doğmadık. Bizim bugüne kadar gelen başka bir hayatımız ve bu hayatta kazandığımız deneyimler ve bilgiler var. Doğru mu? Bu bilgileri de insanlara aktarırken kendi zenginliğimizi, yani öz zenginliğimizi nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bununla ilişkili de insanlara sıkılmayacakları kısa birer ikişer dakikalık bilgiler kendi hayatımızla, deneyimlerimizle ilgili vermeye başlayabiliriz. Bu anlamda baktığımız zaman insanlar bizim hesaplarımızda bambaşka şeyler görmeye başlayacaklar. İnanın ki birkaç gün sonra hesaplarınızda bunları yapmaya başlarsanız bu değişikliği insanlar görecekler ve bu değişikliğe göre takipçi sayınızın çok çok daha farklı sayılara gelebileceğini göreceksiniz. Peki bunları nasıl ayırabilirler hocam? Yani bu anlamda neler yapılabilir? Şimdi şöyle, yani birçok şeyi ayrı tutmak gerekir diyoruz ama tabii bunun yönetimi de aslında biraz zor. Öncelikle sadece iş ve özel hayatı ayıracak şekilde hareket edersek ve çok keskin çizgilerle de değil. Ama buradaki kaliteyi yukarı çekmek tamamen bizim elimizde ve dediğin konuya sonuna kadar katılıyorum. İnternet kullanıcıları, bakın Facebook 2003 yılında hayatımıza dahil oldu. Evet Ekrem Bey, iki ayrı hesap olabilir, yapılabilir. Ya da tek hesapta devam edeceğiz. Hani yönetim olarak zorlanabiliriz iki hesabı yönetmekte. Ama şuna dikkat edeceğiz. İşte kocişimin aldığı yüzük, karıcım bana yemek yapmış falan gibi fotoğrafları biraz daha az paylaşacağız. Ama sürekli de iş paylaşmayacağız. Çünkü dediği gibi Göktürk Hocam'ın bir 20-25 dakika önce sosyal hayatınızda tanıdığınız insanlar sizi sürekli iş paylaşırken görmeye başladıklarında ya diyor bu da sadece iş paylaşıyor. Artık ben bundan biraz uzaklaşayım kararı veriyor. Çünkü biliyor ki günün birinde siz onu arar ya da ona mesaj atarsanız amacınız iş olacak. Yani burada aslında hissettirdiğimiz duygu biraz da şu oluyor. Acaba bana ne satacak?
Unutmayın ki değerli dostlar, hiç kimse kendisine bir şey satılmasını sevmez. Ama herkes satın almayı sever. Evet, orada bir soru görüyorum. Hesaplara ayırmak derken iki ayrı hesap mı olmalı diye Ekrem Bey sormuş. Sorulara da yavaş yavaş yanıtlar verelim. Evet, iki ayrı hesap olması... Tabii, tek hesaptan da yapılabilir. Efendim? Yani tek hesaptan da yapılabilir ama bu sefer biraz daha filtrelerimizi yoğun tutabiliriz. Yani dediğim gibi eşinizle, çocuğunuzla paylaşacağınız belki çok sempatik ama dışarıyla çok paylaşmak istemeyeceğiniz şeyler olabilir. O yüzden de bunları biraz daha filtreden geçirmek olabilir. Yani tek hesap da olabilir. Yeter ki o anda paylaşacağınız görseli duygusal kararlarla karar vermeyin. Hop diye evet. Bir görsel paylaşmayın. Ha, bu fotoğrafı çektim, hemen bunu paylaşmam lazım diye acele etmeyin. Bir fotoğrafa bakın, bir kendinizi tartın. Bunu paylaşırsam, yani bu birkaç dakikalık bir şey. Acaba olur mu? Hemen paylaşır paylaşmaz her şeyi paylaşmak zorunda da değilsiniz. Çünkü aşırı çok paylaşım da aslında insanları sıkıyor. Ya da bir şey de var, 7-8 tane paylaşımı ard arda yapmak. Hani gün içinde zaten bir yerde duyuyor arkadaşlarımız, işte atıyorum Facebook'ta günde 5-6 tane post paylaşmak. Tamam, 5-6 tane post paylaşmak iyidir, 5-6 tane gönderi paylaşmak iyidir ama akşam 8 ile 8.30 arasında 5 tanesini arka arkaya paylaşmak size bir şey katmayacaktır. Evet, bir de şöyle bir şey söylenmiş. Dilşat söylemiş burada. Demiş ki mesela 2 yaşındaki oğlumla One More'la alakalı görseller paylaşınca gerçekten insanlardan olumlu dönüşler alıyorum. Nasıl bir iş diye. Tabii çocukları olan kişiler empati kuracaklardır. Hani o yapıyorsa ben de yapıyorum gibi empatik şeyler. Çocuklar her zaman fazla like arkadaşlar. Yani kendi resminizi koyun 2 like alırlar. Çocuğunuzunkini koyun 102 like alır. Yani bu çocuklar bu anlamda daha fazla like'ı hak ederler her zaman. Tabii bu Dişat burada bir empatik hareket olabilir. Ancak çocuğun orada nasıl kullanıldığı, yani o figür olarak o şeyin içinde ne olarak durduğu çok önemli. Asıl mesele birazcık o. Ben bir de hocam şeye değinmek istiyorum. Duygusal hallerimizin sosyal medya hesaplarımıza olan etkisi çok gördüğümüz bir şey. Daha çok storylerde buna rastlıyoruz. Ve en çok sevdiğimiz bizim. Şöyle böyle güzel bir arabesk şarkıyla yolda giderken ah ah acıları bal eyledim diye yani, sokak ışıklarıyla. 221 arkadaşım var. 221 arkadaşıma şunu söyleyebilirim. Ne olur, bu bizim fikrimiz tabii. Yani bizim yoğurt işimiz. Ancak bunun böyle görüldüğünde düşünüyorum. Arabamızla giderken arkada böyle dertli bir müzikle yolu çekmenin bize getirdiği, sosyal medyada ne getirdiğiyle ilgili bir kendimizi düşünelim. Hani ne oluyor o sırada? Mesela arkada bir arabesk şarkı çalıyor. Ve bunu seyreden insana nasıl bir mesaj veriyoruz o an? Yani ne demek istiyoruz? Birincisi bu tür duygusal paylaşımları yavaş yavaş kaldırmak lazım. Hesapta çünkü bir aktif bir etkisi olmayacak bunun. İkincisi de birine ya da bir şeye kızmışsak bununla ilgili böyle kinayeli mesajları bir anda attığımız zaman garip tepkiler oluyor. Onlar kendilerini bilir, Allah belalarını versinler falan gibi. Mesajlar falan mesela, bu böyle bir şey yazdığınız zaman sosyal medya hesabınızda ne demek istediğiniz hakkında aşağıda hemen mesajlar başlıyor. Hayrola ne oldu? Kim bir şey dedi? O diyenler zaten falan gibi altta garip bir yazışma başlıyor. Şimdi bunun sizin... Tabii seni üzenin canını sıkarız falan gibi şeyler de giriyor. Evet, yani bunun size ve işinize olan katkısını hocamın dediği gibi bir fotoğraf çektiğiniz zaman... Instagram'da da olsa, Facebook'ta da olsa eliniz paylaş butonuna giderken iki kere düşünün. Özellikle resmi, yani official işlerinizden bahsediyorum. Yani iş amaçlı bir kullandığınız hesaptan bahsediyorum. Aile olarak kullandığınız hesapla ilgilenmiyorum. Onun belki başka bir seminer konusu olabilir. Bununla birlikte orada paylaşırken şimdi şu ikisi birbiriyle tutmuyor. Biz seminerden seminere giderken harikayız, çok enerjiyiz, işte böyle one more yolları yıkarız falan gibi bir paylaşımın arkasından 3 paylaşım sonra arabesk kokan bir paylaşım ya da hüzünlü bir paylaşım ya da işte
çok canım sıkıldı, hayatta zaten kötü falan gibi paylaşım olduğu zaman insanlar bunu fark ediyorlar. Hangisi gerçekten sizsiniz? Hangisi gerçekten vermek istediğiniz mesaj? İnsanların kafaları karışıyor. Tutarlılık görmüyorlar. İnsanlar da arkadaşlar tutarlılık görmediği kişileri takip etmezler. Bu nedenden ötürü hesabınızın bütününe baktığınız zaman bu tutarlılığın var olup olmadığı konusunda kendinizi sorgulamanız lazım. Hocam bahsedebilir, zaman tünellerinin kendi zaman tünelimize de sanki başkasınınmış gibi Facebook'ta bakmak gibi şeyler var. Bunları nasıl yapabiliriz hocam? Profile girdiğiniz zaman yukarıdaki 3 noktaya tıkladığınızda başkasının gözünden gördüğü, hiç arkadaşınız olmayan birinin gözünden de görebiliyorsunuz. Ya da arkadaşınız olan bir kişinin gözünden de görebiliyorsunuz. Ya da şöyle bir şey var. Facebook'ta paylaştığınız görselin gizlilik ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela iş ve özel hayatınızın bir arada olduğu bir Facebook hesabı kullanıyorsanız, örnek vermek gerekirse daha kolay olsun tek hesabı yöneteyim diye, işle ilgili paylaşacağınız görseli iş dünyasındaki arkadaşlarınıza gösterirken, sosyal hayatınızda paylaşacağınız görseli aynı hesapta sosyal hayatınızdaki arkadaşlarınıza gösterebiliyorsunuz. Instagram'da daha bu özellik yok. Hani görseli şuna göster, buna gösterme diye gruplandıramıyorsunuz ama story'lerde, yani hikayelerde var. Yakın arkadaşlarıma göster diyeceğimiz hikayeler var. Yeşil olarak görünüyor o. Mesela o hikayeyi paylaştığınızda ne kadar takipçiniz olursa olsun orada seçtiğiniz kişiler görüyor. Diğerleri göremiyor. Hikayelerde ve hikayeler konusu aslında enteresan bir konu. Hikaye sanki hani o gün her ne yapıyorsak hepsini oraya yazmamız ya da yapmamız ya da paylaşmamız lazım gibi düşünüyor çoğu insan. Ama orada aslında hayatımızdan kesitler sunabiliyoruz. Hayatımızdaki kesitleri sunarken de dediğim gibi hocam, yani 2-3 saat önce çok güzeldi dünya ama 2-3 saat sonra batsın bu dünya noktasına geldiğinde insanların da kafasında soru işareti uyanıyor. Ve bu noktadan hareketle de sizi gerektiğinde takipten çıkmaya ya da arkadaşlarınızdan çıkmaya kadar devam ettirebiliyor. Hatta şöyle tepkiler var internette. Ben buna biraz da şey diyorum, sosyal medya manyaklığı diyorum. Görsel paylaştım, like etmedi. Bundan sonra ben de seni like etmeyeceğim falan gibi insanların alınganlık gösterdiği bir mecra haline de dönüştü son birkaç yılda. Çok da enteresandır. Yani bunun sebebi tabii araştırılıyor. Yani bazı noktalarda da bazı insanlar ciddi eroinden veya işte uyuşturucudan daha sert bir bağımlılık olduğu konusunda da hemfikir bazı bilim adamları. Ve ciddi de bağımlısı olan insanlar var sosyal medyanın. Daha böyle gözünü açar açmaz kahvesini koymadan, ne bileyim, kişisel ihtiyaçlarını gidermeden telefona sarılıp kaç like almışım, kim nereye ne yapmış, bunları takip eden insanlar var. Tabii bundan da olmamak lazım. Ama diğer taraftan çok ilgisiz de olmamak lazım. Fotoğrafın veya görselin kalitesiyle birlikte paylaşılma zamanı da çok önemli. Sabahları işte işe giderkenki sürede, eğer iş dünyasındaki beyaz yakalı ya da mavi yakalı hangi kitle olursa olsun onları hedefliyorsak, sabahları işe giderkenki sürede yapacağımız bir doğru noktadaki paylaşım. Mesela bu ama şey değil, bakın mevcut içini... bir şey geldi, ben kendi hesabıma bakınca bakıp aşık oluyorum diye de ona güldüm, mesaj geldi. Çok güzel, sizi tebrik ederim öncelikle. Daha geri kalanını okuyamadım ama çabuk geçti. Şöyle mesela sabahları saat 7 ile 10 arası iş dünyasındaki insanları etkileyebileceğimiz paylaşımlar olabilir ama bu paylaşım şöyle bir paylaşım değil: mevcut işinden sıkıldın mı? Hayır, sıkılmadım, devam et. Ya da hayatta maaşlı çalış. Gelelim. Yani hayatta maaşlı çalış nereye kadar? Arkadaşlar, birileri de maaşlı çalışacak. Unutmayın ki network marketing'de evet çok üst düzey gelirlere sahip olma ihtimalimiz var. Ama unutmayın ki birileri de bizim paramızı sayacak bankada. Birileri de taksi şoförlüğü yapacak. Birileri de dolmuş şoförlüğü yapacak. Yani bu dünyada herkes network marketing yaparsa diğer işleri yapacak. Bir şey kalmayacak. Şimdi orada şöyle bir şey var. Hani şöyle davranılan hesaplar görüyorum. Hani mesele şu: değerli ezikler, ben bir network marketingçi olarak hepinizi böyle görüyorum gibi. Bir karşıya bir hocamın dediği gibi mesajlar verilebiliyor. Bu mesajlar neler oluyor?
İşte artık maaşlı çalışmaktan bıkmadım. Hayır, bıkmadım. 20 bin lira maaş alıyorum. Keyfim de çok yerinde. Mesela hani bunu kime söylüyorsunuz? İşte böyle olursa patron korkusuyla yaşarsın hayatında. He falan. Bak ben öyle yaşamıyorum, ne kadar da iyiyim. Bu şimdi belli bir noktaya kadar belki gıpta oluşturacağını düşünüyor kişiler ama belirli bir noktadan sonra da itici oluyorsunuz bu yaptığınız harekette. Yani kendi işinizin gerçekten çok iyi olduğunu, yani işinizin gerçekten insanlara öykünebilecekleri, değer verecekleri ve yapmak isteyecekleri bir iş olduğunu yazarak değil, hissettirmeniz gerekiyor. Yaşam tarzınızla, hayata bakışınızla, insanların bulunduğunuz mekanlarla, mesela hani şöyle olmaması lazım. Remzi dayıyla çekyatta bir fotoğraf, üstünde de daha bu hayattan bıkmadınız mı? İşte bak ben ne güzel yaşıyorum diye bir şey varsa başka bir postta, bu ikisini kişiler üst üste koyduğu zaman, ya da bu da Remzi dayıyla çekyatta işte kardeşim, altta yazdığıyla üstteki tutmuyor birbirini gibi bir duyguya ve düşünceye kapıldıklarında inandırıcılığınızı, kendi kendinizin inandırıcılığını bitirmeye başlıyorsunuz yaptığınız meselede. Bu nedenden ötürü bu şekilde network marketing işi çok kazandırır he mesajını gerçekten kalitenizi ortaya koyarak insanlara özendirici bir şekilde gösterdiğiniz zaman, ne bileyim bir Vision Day'den çektiğiniz bir sahne, sahnedesiniz, kariyer alıyorsunuz, bu güzel. Bununla birlikte işte gelin sizle de başarılara imza atalım gibi bir paylaşım yapılabilir. Fakat evde otururken çok saçma bir pozun üzerine gelin siz de başarılara imza atalım mı dediğiniz zaman ne oluyor? Sen de evdesin, ben de evdeyim. Kardeşim hangi başarıya imza atmışsın sen? Ben bir şey görmüyorum ki o gördüğüm fotoğrafta. Bu nedenden ötürü bunları bir derleyip toplayıp aynı seviyede çıkartmak lazım. Dişat çok tatlı okuyacağındaki bu arada. Ona da gözüm kayıyor arada. Şimdi Burada mesela bakın Hanife Hanım güzel bir soru sormuş. Her güne enerjik ve sağlıklı uyanmak ister misin gibi olabilir mi diye Banmor bantlarıyla. Sabah 7 ile 10 arası mesela bir paylaşım yapacaksak aslında böyle paylaşımlar daha çok etki gösterecektir. Çünkü insanlar şu anda hani sadece bu virütik durumu da konuşmuyoruz. Yani mevcut dünyada da çalışma hayatında da bundan 2 ay önce de sabahları erken kalktıkları için söylenen bir kitle var. Ama sen buna direkt gittiğinde, sabahleyin erken kalkma hoşuna gitmiyorsa gel network yap dediğinde hayır cevabı alma ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü adamı direkt olarak konfor alanından çıkmayı karşısına koyuyoruz ve bunun neden çıkması gerektiğini bilmiyor. Ama her güne enerjik ve sağlıklı uyanmak ister misin gibi bir yazıyla, kendi fotoğrafınızla, enerjik bir fotoğrafla olabilir. Ya da günlük günaydın mesajı şeklinde yayınlayacağınız 20-30 saniyelik bir videoyla olabilir. Ya da mesela bugün şurada kahvaltıya gittim, çok mutlu oldum falan filan gibi yaptığınız şeyleri gösterecek noktalar olabilir. Bunlar çok aslında bakarsanız çeşitlendirilebilir. Mevcut kitleye göre çok ciddi farklılıklar ortaya konabilir. Ama bu aslında da en keyifli noktasıdır sosyal medyada bir şeyleri paylaşıyor olmak. Çünkü bizim paylaştığımız şeyler aslında karşımızdaki kişiyi etkileyecek ya da etkilemeyecek. Çünkü tanıdıklarımız bir yere kadar. Yani isterseniz 5000 kişilik listeniz olsun, bir gün tanıdıklarınızın haricinde insanlara ihtiyaç duyacaksınız. Merve soru sormuş. Hocam. Kim? Merve soru sormuş. Merve Tükenmez. Bakayım. Instagram'ı aktif olarak kullanıyorum hocam. Tek tek ürünlerimiz hakkında IGTV videoları çekip yüklemeyi düşünüyorum. Bizzat kamera karşısına geçip anlatarak tavsiyeleriniz nedir bu konuda veya doğru bir fikir mi? İki yönden bakabiliriz. Çekeceğim videoların kalitesi Merve ne kalitede olacak? Hangi ekipmanlarla çekeceğim? Gerçekten çektiğin şey ürünleri yansıtabilecek kalitede bir video mu olacak? Ya da şirketin resmi söylemlerini aşacak bir şey mi olacak? Yoksa o söylemler içerisinde kalacak bir şey mi olacak? Bu tür ürünler açısından belki hazırlanmış profesyonel videoları kullanmak daha doğru olabilir. Demin dediğim gibi ürün değil, siz ön planda olun. Mesela B12 bandınızı ya da Slim Style bandınızı takıp yürüyüşe çıktığınız zaman sohbet içerisinde onu da anlatabilirsiniz yürüyüş yaparken. Ne derse işte Slim Style'ımı da taktım. Aynı zamanda aktif bir hayat sürmeye çalışıyorum.
yürüyüşümü yapıyorum, bu bana iyi geliyor gibi bir paylaşım içerisinde de bunu verebilirsin. Ancak direkt ürün dediğinde daha profesyonel yapılmış şeyleri kullanmak daha faydalıymış gibi geliyor. Buyur hocam. Tabii burada ürün tanıtım videosu kendiniz de çekebilirsiniz ama yani profesyonel olanları kullanmak evet daha doğru olacaktır şirketin verdiklerini. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Mesela ürünün kullanımıyla ya da paketin açılmasıyla ilgili bakın bu ürün budur. Bu videoda seyrettiğiniz üründe aslında bunlar gelecektir. Ürünün kullanılışı mesela budur. İşte buraya yapıştırırsın, şuraya yapıştırırsın gibi küçük bilgiler verici. Çünkü burada ürün tanıtım videosu dediğimiz zaman bazı arkadaşlar heyecanlarına yenik düşüp çok farklı noktalara getirebiliyorlar. Sanki ölüme çare bulunmuş gibi noktaya geliyor. Yani bunu yapıştır ölmezsin gibi. Evet Mehtap Hanım, sağlık kelimesinin çok telaffuz edilmemesi gerektiği söyleniyor. Aslına bakarsanız sağlıklı yaşam yani wellness dediğimiz şey bizim için önemli. Biz ilaç ya da ilaç türevi bir ürün olmadığımız için hastalıklar konusunda paylaşım yapılmamalı. Çünkü arkadaşlar Mustafa Bey'in de birçok seminerde söylediği gibi hepimiz biliyoruz ki bu ürün aslında tedavi etmiyor değerli dostlar. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğundan dolayı vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor. Ve mücadele yeteneği artıyor. Yani tedavi eden, tedaviyle ilgili olan bir şey olmadığı için ki benim en sevdiğim görseller işte bir ara vardı. Çok fazla da kullanıldı. Neden de kullanıldı hiç anlamadım onu. Kangren olmuş bir ayağın öncesi sonrası fotoğrafını yayınlayıp duruyorlardı. İşte painless'ten önce ve sonra diye. Ben onu her gördüğümde midem bulanıyordu. Ve paylaşan arkadaşlarıma da böyle denk geldikçe şirkette ya da seminerlerde ya da vesairede diyordum ki bundan ne bekliyorsun bu paylaşımda? İşte diyor öncesi sonrası. Tamam diyorum benim kangrenim yoksa beni nasıl yakalayacaksın? Yani görsel zaten çirkin. Böyle yara, cılk yara vesaire falan filan. Artı bende öyle bir şey yoksa ben de iş yapmak istiyorum belki ama o görselle itiyor beni. Paylaştığımız görselin kalitesinin önemi aslında burada ortaya çıkıyor. Yani her paylaştığımız şey bizim için çok iyi bir içerik olmasına rağmen karşı taraf için bambaşka çağrışımlarda bulunduruyor olabilir değerli dostlar. O yüzden görselleri doğru değerlendirmek lazım. O yüzden başka noktalardan bakıyor olmak lazım. Herkesin yaptığını değil. Yoksa şey çok basit yani kanserliler derneğinde konuşma yapıyorsanız kanser konuşursunuz ama bu bir ilaç mı? Hayır, o zaman kanserliler derneğinde de bununla ilgili konuşamazsınız. Konuşmamalısınız. Ürün evet vitamin desteği. Vitamin desteği olmasının yanında mesela B12 bir vitamin desteği. Ama şirketin vermiş olduğu içerikler sunumda bahsedilenlerin haricinde lütfen başka bir şey kullanmayın. Şimdi tabii bir de şuna da değinelim. Bilgi kirliliği yaratmamak faydalı bu tür yapılan çalışmalarda. Bir de şu yönden bakmaya başlayalım. İşimizi nasıl büyütürüz sosyal medya üzerinde? Biraz da buna değinmek lazım. Her şeyden önce kendimizin öz disiplinini geliştirmemiz gerekiyor. Ve sosyal medyada da aynı şekilde bu disiplini göstermemiz gerekiyor yaptığımız işlerde. Belirli bir noktadan sonra tabii para kazanıyoruz bu işten. Para kazanmaya başlayınca bunun bir bölümünü de bazı bütçelere ayırmak gerekiyor. Mesela şunu görüyorsunuz. Bir paylaşım yaptığınızı düşünün. 3 like alıyor ya da 5 like alıyor sürekli. Ve alınan bu like'lar da hep aynı kişiler. Yani sizi seven kişiler. En iyi arkadaşınız. Ondan sonra işte 1-2 tane lideriniz vesaireden like'lar alıyorsanız burada hemen bir kocaman soru işareti koymanız gerekiyor yaptığınız işe. Demek ki ben kitlelere ulaşamıyorum. Kitlelere ulaşmanın yollarından bir tanesi de hocam o konuda çok hakimdir, reklam meselesi. Yani belirli bütçelerle bu bütçeler yani 10 dolardan ya da 10 TL'den başlayıp 1000 dolara kadar ya da nereye kadar giderse gider günlük kullanımı. Kitlelere nasıl ulaşacağınız sorusunun cevabını da artık yavaş yavaş bu işi profesyonel olarak düşünen arkadaşların kendisine vermesi gerekiyor.
Öncelikli olarak hesaplarımızı ayırdık. Doğru paylaşımlar yapmaya başladık. Ve bu doğru paylaşımları ise daha geniş kitlelere göstermemiz lazım. Bu geniş kitleleri de doğru seçmemiz lazım. Bu kitleler kimdir? Biz kimlerle çalışmak istiyorsak bu kitleler onlardır. Ev hanımları ise ev hanımlarıdır. Spor yapanlarsa spor yapanlardır. Profesyonel networkerları ekibimize katıp onları yöneteceğimizi düşünebiliyorsak onlardır. Bu reklamları kimlere göstereceğimizi sistem içinden filtre edilip hem Facebook'ta, Instagram'a da geldi mi? Vardı galiba bir şeyler. Hocam açıklar onu. Bu şekilde paylaşımlarla daha geniş kitlelere hem kendimizi hem işimizi tanıtmaya gerekiyor. Öncelikle demek ki hesaplarımızda bir restorasyona gideceğiz. Bu restorasyonu yaptıktan sonra da oluşan hesabı daha geniş kitlelerle paylaşmaya başlayacağız. Bu paylaşımlarda neler yapabilirler hocam? Bu paylaşımlarda mesela daha profesyonel noktaya gitmek isteyecek arkadaşlar için bunu profesyonel hizmet olarak veren ajanslar var. Bunlarla çalışılabilir. Bir bütçe meselesi tabii bu. Ya da sosyal medya üstünde biraz daha teknik konularla ilgili araştırarak, kurcalayarak hani bir reklam stratejisini öğrenmek gerekir. Bu aslında biraz daha uzun bir yoldur. Herkesin yapamayacağı bir yoldur ya da yapmaya üşeneceği bir yoldur. Ya da bazen de ailemizde bu konularda bilgi sahibi olan mutlaka yeni nesil bir genç vardır. Ondan destek almak gerekebilir. Yani daha az bütçeli olması adına. Ama paylaşımlara dikkat etme konusunda zamanlara özellikle dikkat etmemiz lazım. Hep söylediğimiz gibi sabah paylaşacağımız içerikle akşam paylaşacağımız içerik birbirinin aynı olmaması lazım. Vereceğimiz mesajların da aynı olmaması lazım. Fotoğraf kalitesine ya da işte çektiğimiz görselin kalitesine dikkat ediyor olmak lazım. Videonun kalitesine dikkat ediyor olmak lazım ama bu artık günümüz koşullarında demin de dediğim gibi cep telefonuyla rahatlıkla çözülebiliyor. Ön kamerası bile çok iyi olanlar var. Sürekli selfie paylaşmamak lazım arkadaşlar. Sürekli selfie paylaşan insanlar, kendi kendinin fotoğrafını çeken insanlar yalnızdır. Ve aslında siz yalnız bir insan imajı çizmeye başlıyorsunuz karşı tarafa. Yani benim aklıma direkt şu geliyor. Ya bunu da diyorum etrafında bir kişi de mi diyorum şunun bir fotoğrafını çeksin hayrına. Bu kadar. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Bireysel yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de canlı yayınlar. Canlı yayınlarda da gerek Instagram bu konu üzerinde biliyorsunuz çok daha yoğun kullanıma başlandı artık. Ekiplerimizle bir araya gelip biz bunu birçok işte danışma kurulundan başlayarak görmüşsünüzdür belki arkadaşlarımızla tartıştık liderlerimizle başladılar yavaş yavaş. İşte Fatma Hanım'ı gördük, Kenan Bey'i gördük vesaire canlı yayınlar açıp sohbetler ediyorlar. Bu sohbetler esnasında yarın yapılacak semineri anlatma ve söyleme şansınız var. Bununla birlikte yaptığınız sohbetin kalitesi insanları yarınki seminerde de sizi dinlemeye itecek şeylerden bir tanesi. Burada çok önemli bir konu var arkadaşlar. Ona aslında değinmeden geçemeyeceğim. Zoom toplantılarının başarılı olduğunu görüyoruz. Burada bile 200 kişinin üzerinde insan var toplantıyı izleyen. Zoom toplantıları başarılı. Bununla birlikte fırsat seminerleri ve sunumlar Zoom'dan yapıldıktan sonra bunu Mehmet Hocam'la sürekli hatırlatıyoruz. Davet ettiğimiz arkadaşları mutlaka şu dönemde özellikle şu geçirdiğimiz zor dönemde arkadaşlarımızı mutlaka görüntülü arayalım. Bunu bir kenara yazalım isterseniz. Aramalarımız görüntülü olsun. WhatsApp üzerinden olabilir, Facebook üzerinden olabilir. Görüntülü aramalar yapalım. Karşımızdaki insanlar bizi görsünler, enerjimizi görsünler. Ve Zoom toplantısında bu arada da herkes çok şanslı. En üst kariyerde ve bu konuyu en iyi bilen kişiler şirketin Zoom toplantılarını yapıyor. Ve seminer salonunda 1000 kişiye çıkartıldı şirketin seminer salonu. Yani 1000 kişi aynı anda semineri izleyebilecek pozisyonda. İstediğimiz kadar arkadaşımızı oraya davet edebiliriz. Bu davet bittikten, seminer bittikten sonra ise karşımızdaki kişileri WhatsApp toplantılarına çekip kapatabiliyorsak satışı kapatalım. Yani toplantıyı seyretmek yetmeyecektir arkadaşlar. Sosyal medya üzerinde bu dönemdeki geliştireceğimiz
En önemli şeylerden bir tanesi de bu değerli arkadaşlar. 1000 kişilik salon yetmiyor demiş Murat. Yetmesin, o kadar da olsun. Yani her hafta 3-4 tane toplantı oluyor. Zoom'dan özel salon istiyormuşuz Mehmet. Murat öyle yazıyor, görüyorsun belki. Şimdi, evet, 1000 kişi yetmiyor. Doğru. Yetmeyecek de, çünkü arkadaşlar bu da One More International'ın aslında farkı, biliyor musunuz? Yani bir noktada herkes birbirine çok bağlı ve hani diğer firmalarla ilgili hani hep diyoruz ya, bizim farkımız aslında bu. Hiçbir firma şey değildir ama bizim farklı olduğumuz noktalardan biri bu. Evet, gerçekten bir aile yapısı var. Yani bu aile yapısı olduğu için aslında bize 1000 kişi bile yetmiyor Zoom'da. Bu arada Yusuf Reyhanlı bir soru sormuş. Hocam, reklam önemli, şirketimizin bu konuda hani bizi kolaylaştırıcı çalışması var mı diye. Zaten şirket mesela Vakıfbank'ın kız takımına ürün verdi. Bir dövüş müsabakalarına sponsor oldu. Bunun gibi işte bir Kosova'da bir bisiklet turnuvasına geçen sene sponsor oldu. Şirket bu tarz çalışmalar yapıyor. Yusuf, bu konuyu biraz daha iyi takip etmeni tavsiye ederim. Neler yapıldığını daha net öğrenirsen senin için de faydalı olacaktır. Şimdi evet, bu arada Merve Hanım da şey demiş. Profil görüntüsü nasıl olmalı Instagram'da, biyografi bölümünde demiş. Biyografi bölümünde profil fotoğrafınız karşıdan kendinizin göründüğü şekilde olursa daha çok insanların ilgisini çeker. Öncelikle profil fotoğrafından başlayayım. Altta da yaptığınız işle ilgili YouTube kanalınızın linki de olabilir, kendi internet sitenizde olabilir, size ulaşacağı bir mail, telefon numarası da olabilir vesaire vesaire. Bu tarz bilgilerin olduğu ve sizi tanıtan, sen kimsin nesini bir veya iki cümleyle özetleyen bir yazı da olabilir profilde, özellikle Instagram'la ilgili. Bu noktadan baktığımda da profil fotoğrafı tabii önemli. Profil fotoğrafı niye önemli? İnsanların sizi gördüğü, yüzünüzün belli olduğu, bazen biraz farklı açılar olabilir. Biraz daha böyle profilden sağdan ya da soldan açılar olabilir ama genel hatlarıyla sizi belli eden fotoğrafların kullanılması profil fotoğraflarında her zaman daha iyidir. Takipçi sayınızın kaç olduğu ilk başlarda çok önemli değildir arkadaşlar. Kaliteli postlar paylaşmaya başladıkça takipçileriniz de artacaktır. Ya da reklam stratejilerine girdiğinizde. En önemlisi burada... Efendim? Instagram'da da hashtag kullanımlarının da tabii etkisi var. Hani hashtagsiz yapılmamasında fayda var diye düşünüyorum. Tabii. Konuyla ilgili hashtagler vardır, konu başlıkları vardır. Onların kullanılması... işte parayla ilgili bir mesele paylaşacaksanız, para kazanmakla ilgili bir şey paylaşacaksınız, parayla ilgili olan hashtagleri, ki bunlarla ilgili aplikasyonlar var, hashtag finder diye, hashtag bulucular. Siz oraya anahtar kelimeyi giriyorsunuz, en yüksek olan hashtagleri size çıkartıyor vesaire gibi, en iyi trend olan hashtagleri çıkartıyor gibi. Böyle şeyler yapılabilir ama özünde bütün sosyal medya platformlarının bir dili var. Değerli dostlar, Twitter'ın bir dili var. Twitter'da ilk başlarda 140 karakterdi, şimdi 280 karakter. Twitter'da paylaşacağımız şeyler farklı, Instagram'da paylaşacağımız şeyler farklı ve Facebook'ta paylaşacağımız, LinkedIn'de paylaşacağımız şeyler farklı. Daha farklı sosyal medya platformları da var. İşte ne var mesela, Pinterest var, ne var daha başka mecralar da var ama şu anda en popüler olanı aslında Instagram ve Twitter. Facebook bile artık o kadar popüler olarak görülmüyor dünya çapında. Gerçi zaten Instagram da Facebook'un çok da önemli değil Mark Zuckerberg için ama hani iki platform birbirleriyle mücadele içerisinde ve en önemlisi burada paylaşacağımız içeriğin görsel kalitesinin yanında içerik kalitesi. Şimdi biraz da istersen Mehmet soru mu alalım? Hani arkadaşların da tabii biz anlatmaya ekip bulduk mu doyamıyoruz. Böyle karşımıza sanki seminerdeymiş gibi hissettim ben gerek kendimi. Bu anlamda hani var mı size? Siz neler sorarsınız? Hani aklınıza gelen merak ettiğiniz şeyler varsa birkaç tane de soru alalım şu arada diye düşünüyorum. Evet. Anlatılanlar dışında.
Var mı merak ettiğiniz şeyler? Hanife Hanım demiş mesela, hocam Instagram'da misal migrenim benim de var, çok ağrılarım var gibi yorum gördüğümüzde ürünü sunabilir miyiz? Veya reklam yapmak istemiyorum hanımefendi fakat ben de sizin gibiydim ama kurtuldum, dilerseniz özelden yardımcı olmak isterim diyebilir miyiz? Evet, biraz uzun oldu, cevabı siz de verdiniz ama şöyle bir şey yapılabilir, bakın. Reklam yapmak istemiyorum cümlesi reklam yapıyorum demektir. Bir kere bu cümleyi kullanmak dil kalıbı olarak sosyal medya veya yüz yüze iletişimde yanlış. Yani bir şeyi istemiyorsanız bunu istemediğinizi söylemenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir noktadan girilebilir. Mesela migren ağrısı çeken birine size bu konuyla ilgili bilgi paylaşsam dinler misiniz? Ya da mevcuttaki migren ağrılarıyla ilgili ben de bazı şeyler yaşadım ama bu bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum, dinler misiniz? Hani biraz uzun olabilir, daha da sadeleştirilebilir. Sadece kişiye bilgi paylaşacağınızı beyan ederseniz sizi dinleyip dinlememe kararı verecektir. Ama reklam yapmak istemiyorum derseniz reklam yapmanız veya yapmamanızla ilgili karar verecektir. O yüzden genelde de bilgiyi paylaşma noktasında insanlar bilgiyi dinlemeyi tercih ederler ağırlıklı olarak. Çok böyle hayır demeyecektir. Sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum bu konuyla alakalı. Özelden mesaj atacağım, DM'den mesaj atacağım diyebilirsiniz bu konuda. Taygun Bey, sponsorlukların fotoğraf desteğini ne zaman alırız? Bakıp fan gibi demişsiniz. Onlarla ilgili fotoğraf veya işte çeşitli görselleri biz de bekliyoruz. Geldiği zaman zaten kurumsal sayfalarımızdan paylaşıyor olacağız. Şu an için net olarak bir şey diyemiyorum. Ekrem Özdemir demiş ki ben çok seyredilen videolara baktığımda genelde abuk videolar oluyor. Benim en çok kafamı karıştıran durum bu. Bazı insanların dikkatini çekemiyor olmamız biraz da karşı tarafla mı alakalı? Tabii ki karşı tarafın da bu konuda, çünkü karşı taraftaki kişiler, Ekrem Bey sizin kitleniz mi? Asıl önemli olan şey o, sizinle ilgili, sizin verdiğiniz şeylerle ilgili bir şey mi arıyorlar? Abuk videolar dediğiniz, yani ne bileyim bir kedi videosu, işte bir komik video vesaire, daha genele hitap ettiği için pek çok yaş aralığından pek çok kişi onlara bakıp like edebiliyor. Bu nedenle ötürü daha niş, işle ilgili, konularla ilgili videolar ya da resimler doğal olarak daha az like edilir. Bu sizden ya da karşı taraftan kaynaklı değil, kitlenin genişliğiyle alakalı bir mesele birazcık. Evet, bir de tabii burada şey var, bakın TikTok diye bir platform var. Şu aralar bayağı ünlü arkadaşlar. İnsanlar deli deli videolar çekiyorlar. Bunun tarihçesi şuydu, 7 saniyede. Vine diye şöyle bir şey vardı. Twitter'ın bir uygulamasıydı. 7 saniyelik videolar çekiyordu. Sonra onun Türkçesi çıktı, Scorp diye. Hatta Scorp'tan çıkan birkaç tane de popüler arkadaş oldu. Albüm yaptılar. Şarkıcı oldular. Sonra da TikTok diye bir şey çıktı. Böyle yine 7-8 saniye, 10 saniyelik deli deli baktığımız zaman böyle hani hiç ilgi çekmeyeceğini düşündüğümüz videolar insanların çok ilgisini çekiyor. Böyle bir trend de var. Özellikle gençler arasında. Yani şu anda 16 ile 25 yaş arası gençlerde kullanım oranı çok yüksek. Tabii bizim öğrenci setimiz var. Öğrenci setimizle alakalı o gençlerin dilinden anlayabilmek de önemli. Oralarda 300 bin, 400 bin takipçisi olan çeşitli arkadaşlar var. Yani bizim ürünlerimizin tabii öyle deli deli videolarını ya da işin deli deli videolarını çekmekten bahsetmiyorum ama oradaki insanları etkileyebilecek şeyler nasıl yapılır biraz gençlerle konuşmak lazım. Yani biz şu anda ben de dahil olmak üzere artık yavaş yavaş orta yaş grubuna girmeye başladık. Göktürk abi daha önce girdi tabii orta yaş grubuna ama yeni nesil böyle... Ama senin bunu söylemen beni öyle bir rahatlattı ki yani başka bir motivasyon noktasına geldim şimdi. Bunu yapacağımı, bunu yapmayacağımı düşünüyordun Göktürk abi ama her yerde yapacağım. Sonuçta benden yaşlısın. Şöyle, şu anda 18 ile 25 yaş arası insanların neler istediğini, kendi çocuklarımızdan, onların arkadaşlarından, onların hayallerini öğrenebiliyor olmamız lazım. Unutmamak gerekir ki biraz da realist olalım. 18-25 yaş arası veya 30 yaşına kadar olan gençlerden kurulu ekiplerle çok uzun süre bir arada çalışabiliriz.
Ama önce onların ne istediğini anlamak lazım. Onların hayatla ilgili beklentilerini anlamak lazım. Ve onlara da bizdeki tecrübeleri aktarabiliyor olmak lazım. O yüzden de değerli dostlar, hani değişik platformlar var. Biraz böyle hayatta ne oluyor ona bakmak. Mehmet, sesin gitti, kapandı. Açarsan. Hani bunlar sonuçta böyle platformlar da var ama onlar bizim konumuz değil. Tamamen kayıt dışı ama gençleri yakalayabileceğimiz içerikleri de gençlerden öğrenebiliriz. Bu arada Mehtap Hanım demiş ki bana inanmak zorunda değilsiniz. Şu anda 1000 kişilik bir Zoom toplantısındayız. Bir karar verin tabii ki sizin gibi vesaire yazmıştım. Tık yok. Evet, bana inanmak zorunda değilsiniz derseniz inanmam zaten. Bakın şimdi konuya... Ben de şöyle bir cevap verecektim. Mehtap Hanım, hani o Zoom call'un fotoğrafını çekip story'nizde paylaşmanız aslında yeterli bir hareket olur. Hani yazı yazmak yerine bunu koyduğunuz zaman görsel sizden daha inandırıcı olacaktır. Buna böyle bir yanıt verebiliriz. Serpil Hanım, e-ticaret sitelerinde zaten herhalde yeni gelecek back office üzerinde Mehmet olacak değil mi öyle bir şey? E-ticaret yeniden herhalde devreye alınacak. Evet, subdomain açılacak subdomainle ilgili ve kendi mesela serpilyıldız.onemoreglobal.com web siteniz üzerinden kendiniz e-ticaret yapabiliyor olacaksınız. O yüzden bunu beklemenizi tavsiye ederim. Hasan Bey, sorduğunuz soru kulak arkasına yapıştırdığımız bantlarla ilgili. Bu soru bu toplantının konusu noktasında eğer sosyal medya ile ilgili bir soruysa, yani sosyal medyada bunu nasıl anlatabilirim diyorsanız bana böyle bir içeriğe hiçbir zaman girmekte şey yok. Yani ben bu ürünle B12 veya vitamin ihtiyacımı karşılıyorum demek basittir ama diğer taraftan ürünün nasıl kullanıldığıyla ilgili bir sorunuz varsa bu konuda ben zaten bu toplantının gündeminde böyle bir soruyu cevaplamakla yetkili değilim diyeyim size. Evet, yani genelde şeyle ilgili sorarsak, hani sosyal medya paylaşımlarımız ve bu konularla ilgili sorarsak daha iyi olur. Yani konu dağılmaz. Zaten biraz sonuna geliyor muyuz Mehmet? Bilmiyorum ama hani süreç. Aynen, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hüseyin Bey, dediğiniz doğru. Hiç kimse elindeki şeylerin kıymetini kaybetmeden bilmez diyorsunuz. Doğru. Ama tespitiniz aslında burada çok daha güzel. Biz tanıdığımız hastaları kurtarma içgüdüsüyle hareket ediyoruz diyorsunuz. Evet, burada arkadaşlar sizin tavır ve davranışlarınız önemli. Kimi arıyorsanız onu bulursunuz. Hasta arıyorsanız hasta bulursunuz. İş yapacak adam arıyorsanız iş yapacak adam bulursunuz. O yüzden burada sadece size ya da sizin gibi düşünecek ya da siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Yargılamak da istemem. Bununla birlikte öyle düşünen insanlara genel olarak önerim şudur. Bakış açını sorgula derim ben. Eğer bakış açında değiştirmeyi düşündüğün bir şey varsa evet, ama değiştirmeyi düşündüğün bir şey bulamıyorsan o zaman bulduğun yol doğrudur diyebilirim. Evet. Seday Başkan, söylemek istediğin bir şey var mı? Bilmiyorum şu anda. Abi ona bir şey diyemiyorum Taygun Bey. Son soruları da cevap yapayım da. Ekrem Özdemir demiş, bu çok seyredilen videoların içine işimizi entegre edebilir miyiz? Entegre edebiliriz, çok seyredilen videolar, ama bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani internette popüler olmuş bir başkasının videosu üstünden yapmak telife girer. Sonuçta o kişiyle bir şekilde karşı karşıya gelirsiniz. O yüzden kendi çekeceğiniz özgün içerikler çok daha iyi sonuçlar verecektir. YouTube'daki ürün sonuç videolarını Instagram'da paylaşmak olabilir, paylaşabilirsiniz. Şirketin yayınlamış olduğu One More Global TV'deki videoları paylaşabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama YouTube'da ya da YouTube linkini de paylaşabilirsiniz. Ya da işte story'de paylaşıp sayfayı yukarı kaydırıp oraya bağlantı da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin yoğurt yiyişiniz. Hepsi de olabilir. Erol Türkçe sormuş. Hangi platformda günde kaç paylaşım diye sormuş Mehmet. Kim? Erol Avcı sormuş. Hangi platformda günde kaç paylaşım yapalım diye soru sormuş. Story'lerde paylaşım sınırı yok. Ama yani benim kendi şahsi kanaatim hikayelerde 7-8 taneyi geçmemek.
Çünkü hikayeyi seyretmeden pıt 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 geçiyor. Ben de dahil olmak üzere. Çok böyle hikaye gördüysen pıt 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 geçiyorum. Ama 7-8 tane de maksimum gün içinde paylaşılmış. Aralarda girip, online olup, hikayeyi görüp, devam edip sizi sürekli takip edebilir hale geliyorum. Normal olarak o girme minimumda sabah öğle akşam birer tane düşünürsek olabilir. Ama Instagram üstünde 5-6 taneye kadar günlük post paylaşılabilir. Facebook'ta 3 taneyi ya da 4 taneyi geçmemekte fayda var. Çünkü insanlar sıkılıyorlar. Öyle söyleyeyim. Tabii içerik kaliteleri de önemli burada, bu noktada. Her zaman için. Yani o zaten şey, artık değişmez ayarlar. Hani başlangıç ayarları gibi düşünebiliriz. İçerik yani kalitesini mutlaka paylaşmadan önce kendi kendimize sorgulayacağız. Ondan sonra paylaşıp paylaşmamaya karar vereceğiz. Türkçe bilmeyen ve dünya dili İngilizce olan bir platform ya da post çalışmalarını nasıl yapabiliriz? Böyle bir platform mesela İngilizce ile ilgili kendiniz İngilizce şeyler yapabilirsiniz, postlar yapabilirsiniz. Mesela ben Facebook'um genelde Türkçedir ama Instagram'ım hep İngilizcedir. İngilizce'de neden? Hani 80 milyon nüfuslu ülkemiz mi, 8 milyar nüfuslu dünya mı? Paylaşımlarımı dünyanın görmesi ve anlaması noktasında İngilizce kullanıyorum. Hani burada ilk başlarda İngilizce bilmiyorsak ailemizden ya da yakın çevremizden, gençlerden destek alınabilir diyebileyim. Bizi de şeyi verelim istiyorum Mehmet. Sence de uygun olursan. Burada şey olmayan, üye olmayan arkadaşlar varsa Mehmet Hoca'yla bizim YouTube'da, telefonlarınız yanınızdadır inşallah. Burada üye olan arkadaşlarım da var zaten. Kafamda bir şey var diye bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalında ilginç, bu dönemde hani vakit geçirmek istiyordur herkes. R koymuyoruz ama kafamda bir şey var diye. Yazdım ben mesaj olarak herkese. Yazdı kenara. Bunu aratalım ve buraya abonelik başvurusu yapalım. Burada mesela bir ayda 20 kişilik ekip nasıl yapılır? Zaman yönetimi, konfor alanından nasıl çıkabiliriz gibi çeşitli videolar var. Bu videoları izleyebiliriz. Mehmet şu anda işle ilgili farklı videolar da ekliyor buraya. Buraya abone olursak bu sıkıntılı dönemde ekiplerimizle birlikte izleyeceğimiz ücretsiz videolar var burada. Yaklaşık burada şu anda 4-5 saatlik. Mehmet sen eklediğinde ne kadar olacak zamansal olarak? Ya bir 30 saatlik video daha ekleyeceğim şimdi oraya. Yani yaklaşık 30 saatlik bir eğitim olacak orada. Oraya abone olalım olmayan arkadaşlarımız varsa. Şimdi sıcağı sıcağına olabilirler. Şimdi evet Taygun oraya geliyor. Tülin Hanım bir şey daha güzel bir soru. Tülin Hanım Twitter'da işle ilgili paylaşım yapmamanızı tavsiye ederim. Twitter güncel konuların tartışıldığı, bıdı bıdı yapıldığı, siyasetten ekonomiye her türlü konunun, spordan şeye her türlü konunun bıdı bıdı tartışıldığı bir yer. İş olarak kullanılması değil, daha çok sosyal mesajlarla ilgili. Mesela büyük markalar da Twitter'da reklam kampanyasına çıktığında sosyal projelerini tanıtırlar. Çünkü Twitter'da çok agresif kullanıcılar da var. Bir anda yapmak istediğiniz mesaj bambaşka anlaşılıp agresif kullanıcılar tarafından taşlanmaya da başlayabilirsiniz. Benim şahsi tercihimdir. Twitter'da iş noktasında çok fazla paylaşımı özellikle bizim alanımızda yapmamak. Daha çok sosyal meselelerle ilgili paylaşımda bulunmak daha doğru diyorum ben. Seral kafamda bir şey var. Duyamadıysam bir daha söylemiş olayım. Yazdı da Mehmet Hocam oraya zaten. Oraya abone olabiliriz. Oradaki videoları izleyebiliriz. Bu da bugünün Fedai'nin düzenlediği bu toplantıda bizlerin size bir hediyesi olsun. Biz bir söylem, bir hediye vermeden çıkmak istemiyoruz bu tür toplantılarda. Umarım bunu da kullanabiliriz, izleyebiliriz. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Oraya yazabilirsiniz yorumlarınızı da. Feday Başkan orada mısın? Sesini açalım Mehmet Feday Başkan. Bakayım bir dakika. Feday Başkan bize bırakıp koşarak uzaklaştın. Ne yaptı acaba orada? Yok uzaklaşayım. Merhabalar. Büyük bir keyifle, büyük bir heyecanla sizleri dinliyorum hocam. Evet. Bir yüzünü de görelim ya. Ekibini de görsün. Fotoğrafın yakışıklı ama seni görsek daha güzel olur. Yakışıklı lan ben. Tabii fotoğrafın yakışıklı. Seni de görsek daha iyi olur. Tamam harika. Nasıl?
Çok güzel. Harika, harika, süper. Eyvallah. Nasıl oldu? Başkan istediğin gibi oldu mu? Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Nasıl oldu toplantı? Yani istediğinden daha güzel oldu. Her zamanki gibi süperdiniz, harikaydınız. Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çalışma arkadaşlarımız çok istifade etmişlerdir, çok mutlu olmuşlardır. Ama bu böyle olmaz. Bunun tekrarını yine isterim ben sizden farklı bir konuda. Ne zaman istersen başkan. Arkadaşlar da şu an nezdinde sizden söz almak istiyorum. Evet. Yani şu anlamda biz arkadaşlarımıza destek vermek her zaman bizim için büyük mutluluktur. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Serpil, back office'te toplantı videoları yok bildiğim kadarıyla. Öyle bir şey oradan bulman çok mümkün değil. Bizim bir toplantı videolarımız vardı. Daha önce sizin vermiş olduğunuz bir eğitim platformun videoları vardı. Oraya iyi olup giriyorduk oraya. Onu tekrar gündeme getirdiniz mi? Öyle mi anladım ben? Evet, yok, inşallah onu çalışması yapacağız inşallah. Oraya da yeni şeyler koyarak onu istiyorlar. Zaten bir e-learning platformunu yeniden inşallah harekete geçiririz. Orada zaten 30 saatlik bir eğitim var. Bayağı da bakma, bayağı eğitim vermişiz. Yani şu şeyde baktığımda çok iş çıkmış yapılan işler. Evet. Bu anlamda arkadaşların farklı bir konuda da desteğe ihtiyacı olduğu zaman yeniden birlikte olmak isteriz. Mehmet'le konuşuyoruz. Şu andan herhalde 6-7 tane rezervasyon yapılmış gibi gözüküyor. İşte sendeydik bugün. Zeynel'in var, Alişan'ın var, şirketin ana şeyinde yapacağımız bir eğitim var. Yani en azından önümüzdeki hafta herhalde 4-5 tane ayrı platformda arkadaşlarla birlikte olacağız. Sen de organize edersen ki genelde bizim hani bugün biraz benim de tesadüf oldu. Aslında sadece Mehmet katılacaktı biliyorsun. Ancak ben de dayanamadım. Hani işte dedim ki bugün evde olacağım. Geldim ve birlikte olmak istedim sizlerle. Teşekkür ederiz. Saatleri vesairelerini organize edebilirsek biz arkadaşlarımıza destek vermek için her zaman sizlerle oluruz. Umarım akademiye yeniden geri dönebiliriz. Hani şu işler meseleleri hallolur. Birebir eğitimlerde yeni yazdığımız eğitimleri veririz. O şansı ya da büyük bir anka yaparız. 300-400 kişi baştan her şeyi anlatacağımız işler yaparız. Biz çok keyif aldık. Başkan çok teşekkür ediyoruz. Senin söyleyeceklerin varsa öyle veda edelim istersen. Ben sizin artık sözünüz üzerine söz olmaz diye düşünüyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ve bütün ekibime, bütün çalışma arkadaşlarıma, liderlerime, dispatörlerimize, misafirler hepsine teşekkür ediyorum. Lütfedip buyurdular. Sizleri dinleme nezaketinde bulundular. Kırmadılar ve geldiler. İnşallah verimli geçmiştir. Dolu dolu eğitim verdiğinizi, konuştuğunuzu ben bizzat şahit oldum ve defalarca sizi dinledim ve dinlemekten de büyük bir keyif alıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sıramlarında saygılar. Mehmet Hocam sen ne diyorsun? Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. İnternet üstünden tabii yüz yüzenin keyfi kadar olmuyor ama onun bir benzerini yaşadık. Ben de çok keyif aldım. Açıkçası yeni noktada da hani bu eğitimlere de alışıyor olmak lazım. Belki de bu virüs vesaire ortadan kalktıktan sonra da bunu da devam ettiriyor olmak lazım. Çünkü olabilir tabii. Biliyorsunuz belki yani alışkanlıkları dünyanın bırakmak zordur. Efendim? Alışkanlıkları terk etmek ve bırakmak zordur yani. Aynen ama çok keyifli. Bakın Kıbrıs'tan katılan var, belki Almanya'dan katılan var şu anda. İngiltere'den Seral Hanım var. Ben görüyorum buradan. Seral Hanım var evet. Yani düşünsenize böyle bir şeyi bu teknolojiyle. Almanya'dan var katılanlar. Evet yani çok keyifli. Ben açıkçası çok keyif aldım. İnşallah yeni programlarda da birlikte görüşüyor olacağız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki güzel ve keyifli bir birlikteliği bugün yaşadık. İlki olsun diyorum. Bundan sonra bunu kapattıktan sonra herkes çalışmaya devam. Görüntülü görüşmelere devam. Ekiplerimizi motive etmeye devam. Akşam toplantı var biliyorsunuz Murat Beylerin yapacağı şirket semineri var. O seminere ekip taşımaya devam. Birlikte olduğumuz sürece her şey varlığını devam ettirecektir. Yeter ki isteyelim. Sorularınız olursa onlar bir şekilde bize ulaşıyor. Bizler de yanıtlamaktan memnun oluyoruz.
Hepinizi seviyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz birlikte olduğunuz için. Sağ olun arkadaşlar. Selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, evde kalın. Allah'a emanet. Hadi görüşmek üzere. Sevgiler. Evde kalın. Hadi bay bay.